Karadeniz 2 projesiyle bize layık gördüler. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum magazin gazetecilerine. Çok da güzel, keyifli bir akşam oldu. Ödülü aldıktan sonra böyle bir mini konser de vermiş olduk. O projeye dair ve benim hayatımdaki Karadeniz'e dair şarkıları paylaşmak istedim ben de açıkçası. Böyle geceye bir tat, bir lezzet olsun istedim. O da çok eğlenceli geçti. Tam anlamıyla gecenin en tatlısı, en lezzetlisi siz oldunuz galiba. Çok ne mutlu. Birbirinden ardı böyle eğlendiren, oynatan şarkılarla sahnedeydiniz. Çok sevindim bunu duyduğuma. Çok teşekkür ederim. Biraz projeden biraz daha bahsedebilir miyiz? Tabii. Çok etnik bir proje gibi durmakla birlikte aslında çok çağdaş ve farklı bakış açılarının da yer aldığı, düzenlemelerin olduğu genç bir albüm oldu. Zamansız bir albüm oldu. Biraz yerel ama biraz da şehirli bir albüm oldu. Ben dikkat ediyorum mesela albümde. Biz bir Karadenizliyiz galiba. Evet, hafiften. Neresin bakayım? Trabzonspor şarkısını duymuşsundur o zaman. Trabzonsporlu olmamama rağmen Trabzonspor'a bir marş yazdım biliyorsun. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. O kalbimden hakikaten gelen bir şeydi. Ben bir gün Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor formalı bir resmini görünce dedim ki o yaşasaydı mutlaka bir Trabzonspor marşı yazardı dedim. Sanki o yazıyormuş gibi kendi içimden Trabzonspor için bir marş yazdım. Onu da yani. Biz hep söyleriz. Yani bir takım değil, bir yaşam tarzıdır. İşte yine o bütün cümleleri bize yadigar bıraktı gittik Kazım. Ben de biraz Kazım'dan yadigar kalmış gibi oldum. Aslında Karadeniz'de olmamama rağmen bütün kalbimle kendimi Karadenizli gibi hissediyorum. Karadeniz beni bağrına bastı. Albümde bir tane de şarkım var, bestem var. Kopsun Bir Fırtına diye. O da benim bir vefa borcum gibi bir şey aslında. Çok güzel müzisyenler var. Her yaşa ve her belki de yani sadece Karadenizlere hitap eden değil. Yani Türkiye'nin her yerinde Karadeniz türkülerini çok seviyor artık insanlar. Özellikle hani Kazım'dan sonra daha farklı bir bakış açısı gelişti. Bütün hepsini içeren, hepsini barındıran bir albüm olduğunu düşünüyorum. Tabii geçen sene çıkacaktı aslında albüm. Ama Hasan Saltık'ı kaybedince durdurmak zorunda kaldık. Sonra Nilüfer Saltıkon'un eşi projeyi tamamladı ve paylaştık. O paylaşılması gereken bir süreçti. Bu sene denk geldi. Bu ödülü de ben aslında Hasan Saltık'a hitap etmek istedim. Başka bir söz yok artık sorunca. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Buradan sonra Karadeniz için destek vermesini de ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni bağrınıza bastığınız için. Buradayız. Tamam mıyız Cengo Bey? Son abi. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Siz de çok kibarsınız. Öncelikle Murat sizden başlayalım. Düşünceleri. Tamam, niye bu kadar önce başlıyor? Yani çok mutluyuz tabii ki. Geçen sene de çok fazla ödül almıştı dizimiz. O yüzden böyle şevkle ve heyecanla çalışmıştık. Bugün ne özel heyecanım. İlk defa bu kadar kalabalık bir ekip buradayız. O yüzden çok heyecanlı ve mutluyum tabii ki. Gecenin en kalabalık ekibi oluyorsunuz. Kaan Bey, sizle devam edelim. Tabii ki bu kalabalık ekip, bu başarıyı sonuna kadar hak etti. Çok teşekkür ederiz. Ekip olarak.
anlamlı. Çünkü çok güzel bir ekip işi çıkartıyoruz. Zaten yaptığımız işin doğası da öyle. Hepiniz de farkındasınız, biz de öyle. O yüzden hep beraber bakmadık, çok mutluyuz. Gururluyuz. Güzel bir gece bizi bekliyor. Değil mi Uğur abi? Abi öyle görüyoruz abi. Evet abi. Siz beni atıyorsunuz size de. Tamam da devam edelim. Bu tarafı bitirelim ben. Şaşırdı biraz herhalde. Normalde. Sırayla bitirelim. Ortada kalmalıydık herhalde. Ortada kalmalıydık. Uğur Bey, siz de devam edelim. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Benlerde. Ya büyük bir emeğin, güzel bir teveccühünü aldık, bir karşılığını aldık. Herkese minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. Dilerim her emek böyle hikayesi bitmeden, bitmeye yakın dönemlerinde karşılığını ödüllerle taşlandırarak olur ve bu da bütün emekçilere ve çalışanlara bir motivasyon olarak geri döner. Bugün o hazırlık birlikte yaşıyoruz bütün ekip olarak. Dilerim bundan sonraki süreçte de bu enerji ve bu gazla çok daha keyifli bir süreç sizleri ve bizleri bekliyor olacak. Çok teşekkür ederiz. Yani, buyurun efendim. Benden de bu kadar. Arkadaşlara katıldık mı? Katıldık. Yeterince katıldık. Peki, çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Var mı? Zorca sıkıştık. Başka söylemek isteyen var mı söz olan? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Kendi geliyoruz tekrardan. Girmeyin. Kötü durum ödemeyeceğim. Tamam mıyız? Buyurun. Evet. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum efendim. Duy gecesi. Evet. Duy beni. Evet. Duydular sizi de. Böyle güzel bir gecede ödülle taçlandırdılar. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok mutluyum. İlk ödülümü almanın heyecanını yaşıyorum. Aynı zamanda da çok gurur verici bir şey. Öyle. Gerçekten çok heyecanlısınız. Çünkü evet, evet. Çok kısa peki diziden başlatalım, bahsedelim biraz. Nasıl gidiyor? Dizi şu an yoğun gidiyor. Şu anda setten geliyorum. Ama çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Umarım bu şekilde devam ederiz. Ekipten biraz bahsetmek ister misiniz? Ya ekibimiz çok iyi. Yani bu zamana kadar çalıştığım bütün işlerin yanı sıra çok genç bir kadroya sahip ve çok enerjik bir kadroya sahip. Ve o da ekrana yansıdığını düşünüyorum. Ve çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu ilk ödülünüz, daha yolun başındasınız. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz? Kimlere örnek alıyorsunuz? Ya örnek aldığım birçok oyuncu var. Çocukluğumdan beri en büyük idolüm Kıvanç Tatlıtuğ. Birçok idol aldığım benzerlik oyuncularımız var. Öyle mi? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Örnek aldığım birçok oyuncularımız var. Ama bakalım elimizden geldiğince onların yolundan ilerlemeye çalışıyorum. Peki son olarak hayalin nedir? Yani neye hedefliyorsun oyunculukta? Hayalim diğer oyuncular gibi ben de işte yurt dışında bir şeyler yapmak istiyorum. Hollywood'da yani biraz zor ama zoru başarmak istiyorum. Ya şimdi değil belki ama hani 20 yıl sonra, 30 yıl sonra Hollywood'da bir şeyler yapmak istiyorum. Öyle. İnşallah diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir detay alalım. Tabii. Hı?